İddia edildiği gibi Hülya Hanım'la aranızda bir yakınlık var mı? Asla. Merhabalarımız bile yok. Doğru düzgün birbirimizi bile görmedik. Farklı yerlerden gelmiştik. Hiç öyle şeyimiz olmadı yani. Daha çok ilk gün zaten Hülya Hanım bana zıtlaştı. Niye defter tutuyormuşum falan diye bayağı bir söylendi bana yani. Bunu da gördüler. Ama neden öyle düşündüler bilmiyorum. Hülya Hanım hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlığına, kişiliğine hiçbir şey diyemem de. Yalnız puanlı, o da yüksek puanlar aldı. Bayağı yüksek yedileri aldı yani. Puanını aldıktan sonra kendi gününü oynamaya başladı. Düşük puanlar vermeye başladı. Hatta dün 3 verdi. Abla, biber salçasını nereye koydun evden getirdiğin? Dün verdiği 3, üç, 3'lük değildi. Masa 3'lük değildi yani. O hata yaptı. Kendi gününü oynamak için 3 verdi. Şimdi bilmiyorum, 3 yok. Ondan ümitliyim. 6'sı var. Kezban Hanım da kendi gününü oynadı diyeceğim. Pek bu puanı da alamadı ama. Bir ablam kendi gününü oynamadı. Hakkaniyetli puan verdi. Kesin herkesin üçleri duruyor. Menüsünü tamamlamaya çalışan yarışmacımız bulgurlu firik pilavı için doğradığı soğanları kavuruyor. Şimdi neye başladın? Ben şimdi şeye başladım. Firik pilavıma başladım. Abla sen şeyi karıştır, şeyi. Mantar sosu oldu mu? Mantar sosumuz oldu. Milföyün içine neler koyuyorsun? Elma koyuyorum. Karamelli çikolata koyuyorum içine. Kendinden karamelli mi olacak? Bu çikolata kendinden karamelli. Ben yapmadım. Şu an valla birer tane servis edeceğim herhalde. Olmaz mı değil mi? İkişer tane. Abla 30 dakika kaldı. Daha masa yok ortada. Daha firik pilavı yok abla. Birer tane vereceğim. Dondurma eşliğinde. Herkes birer tane koydu zaten. Sadece tatlı baklava yapanlar iki tane. Onlar da küçüktü zaten. Ben giyinmeye gidiyorum. Soğanı ve ocağı, fırını unutma. Tamam abla, sen git abla. Tatlımız da bitti mi? Evet, tatlım da bitti. Börekler pişti mi? Ablam pişmedi diyordu. Bu pişmiş aslında ya. Ablam niye pişmedi diyor ki? Yumurta sarısı ne için? O milföyün üzerine süreceğim ben o yumurtayı. Bulgurlu firik pilavına neler giriyor? 1 bardak bulgur, 1,5 bardak firik. Çikolatalı elmalı milföyler fırına girmeden önce üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Derya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abla böreğe teşekkür bak abla. Teşekkür ederim. Fadime alayım artık. Abla al şeyi diyoruz ki. Alabiliyor muyum ben? Fadime'nin çıkarması lazım. Ben karıştırayım, sen çıkar. Ha, karıştır. Bunun bulgurunu biraz az koymuşsun sen. Yok abla, tam ideal onun bulguruyla friği. Eminsin? Eminim abla. Börek nasıl oldu? Börek mükemmel oldu. Firik pilavına neler koyuyorsun? Karabiber, pul biber koy. Ay az daha mı gidiyordu? Ona gitme. Karabiber koydum, pul biber koydum, soğan koydum, firik koydum, yeşil mercimek koydum. Ben bir de bunu tavuk suyu haşladım. Onu koyacağım içine. Pilavına lezzet vermek isteyen yarışmacımız bulgurlu firik pilavı için haşladığı tavuk butun suyundan 5 su bardağı kullanıyor. Bulgur pilavı yakışmış pirzolanın yanına. Firik, ama bilmiyorum ben hiç nasıl olduğunu firik pilavının. Bulgurun içine ne konuyor ki acaba firik olması için? Normal bulgur pilavını biliyorum ama firik ne olduğunu bilmiyorum. Kaynamış mı pilav? Yok, pişiyor işte. Hayır, kaynadıysa altını kısayacaktım abla. Mevsim salatayı tamamlamaya çalışan Fadime, kıvırcık marul, taze soğan ve mor lahana doğradıktan sonra havuç rendeliyor. Ben masayı kurmaya gidiyorum. Nereye? Masayı kurmaya. Koş hadi koş. Nihayet masaya geldik. Bunları sen mi işledin? Yok, hazır aldım ben mikser. Burası için aldık. Kaç para verdiniz? Çok para verdik mikser. Ne kadar verdim merak ediyorum. İnşallah biz birinci oluruz da mikser, boşuna gitmez bu paralar. Yemek takımlarından sonra kağıt peçeteler de masadaki yerini almaya başlıyor. Anneciğim, diğer gelinlerin masa düzeni nasıldı? Masa düzenleri güzeldi ya. Kötü bir masa düzeni yoktu. Birisi tuzluğu unutmuştu. İşte ben onlara çok takılmıyorum. Masasının eksiklerini tamamlayan yarışmacımız konukları için hazırlanmaya gidiyor. Masa tamam abla, masada bir sıkıntı yok. Ben giyinmeye gidiyorum abla. Tamam. Koş Fadime, koş. Ben giyinmeye gidiyorum. Anneciğim mutfak dağıldı. Fena dağıldı. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım ne diyecek bakalım. Yapılacak bir şey yok, dağılıyor yani, her zaman söylüyoruz. Bu arada son 2 dakika. Yetişir mi? 2 dakikada giyinir o. 2 dakikada giyinse bile buraları toplayamaz. En azından şurası düzgün. Bu zaten masaya gidecek. İşte Fadime de geldi. Ne yaptın abla? Fadime pilava da göz at canım. Kayınvalideleri mutfağa alacak mısın? Evet, alacağız, ne yapalım? Son 5 saniye. Daha pişmemiş ama. Süremiz bitti. Kayınvalideler geldi. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Fadime.
Hoş geldiniz Hülya Hanım. Kampınızı alayım. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Yetişti. Çok şükür. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fadime. Nasıl geçti? İyi geçti, çok güzel geçti. Yetişti, çok şükür. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, selamünaleyküm. Aleykümselam. Yetiştirdiniz, hoş geldiniz. Çok şükür yetiştirdik, bir eksiğimiz yok. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fadime. Nasıl geçti? Çok iyi geçti, çok sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsın Şükran abla? Sağ olun. Hoş geldin. Kolay gelsin, hoş buldun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz, tekrardan nasılsınız? Hoş bulduk. İyi canım, sen nasılsın? Nasıl geçti? Güzel geçti. Heyecanlı değil mi? Koşturmacalı. Evet. Bol koşturmacalı. Gelinler koşturuyor, merhaba, biz koşturmuyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Derya Hanım, defter nerede bugün? Mutfakta. Getirecek gelin hanım. Ha, iyi bari. Tamam, ben getireyim. Masayı nasıl beğendiniz mi? Peçetelerle bunlar uyumsuz olmuş. Peçeteleri uydurmadık zaten. Onları, şeyleri, aksesuarları uydurduk. Gold ya, gold ya şey. Kayınvalidemin defterini alıyorum. Bir haftada defter tuttuğu için kendileri, unuttuğu için defteri istediler kayınvalideler. Ben de onu götürüyorum şu an. Dünün bizim geline mesela bıçaklar el değmiş diye, kaşıklarınızda da el değmiş diye. El değmedi. Onları özellikle buyur, verdim. Buyur ablacığım, kıymetli defterin. Sağ ol canım. Özellikle peçete verdim eline, onunla koydu. El değmedi. Görürsünüz çekimlerde. Derya Hanım, bugün kimi yazacaksınız? Kendinizi mi yazacaksınız? Kendi yazacak artık kendini. Kendimi yazacağım. Bakalım ne demişim. Ben de defter kalem getirecektim ama unuttum. Sizi yazacaktım bugün. Vereyim ben size bir sayfa yazın. Verebilirsin, yazarım. Tamam, veririm. Ama ben kendimi ilkokula gider gibi sanıyorum. Gerçekten defterle kalemle okum. Ama şimdi benim kayınvalidemin unutkanlığı var. B12'si eksik. Ama bir tanem ben de öyle unutkanlığım var ama Benim gerçekten unutkanım yani, unutuyorum. Mutfakta ne, bir şey bakacağım, unutuyorum ne yapacaktım diyorum. Yani göreceksiniz seyrederken, gerçekten yok, sen unutuyorum. Biz ne yaptık, ne ettik? Yazdın. Evet, bugün de hazırlık yaptık. Bugün de biz de hazır geldik zaten. Belli oluyor zaten hazır geldiğiniz. Hepinizin günü geçti. Bugün son yok, gün. Yok, öyle bir şey yok. O yüzden öyle hazırlıklı öyle geldi. Şey yok, öyle bir şey yok. Bir şey kesinlikle yok. Öyle bir şey yok. Çünkü yani, hepimiz birbirimizi tanımıyoruz. Bir yarışmadır. Yani herkesin damak zevkine öyle uymaz. Şey göze hitap her etmez. Şey hazır değil mi? Olursa, senin yani, benim damağım yani, bir olmaz çünkü. Düzeni olursa hak haktır. Öyle bir şey yok. Hülya Hanım'la damak tadımızın bir olduğunu söylemiştiniz Ayşe Hanım. Herkesin damak tadı bir değil dediniz ya. Evet, yani aynı şeyleri beğenmedik diye. Merhaba. Hoş bulduk. Sizler de son kez. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. İyi valla, hüzünlüyüm biraz. İçim buruk. Son kez sizlerle bir araya geleceğim. Sağ olun. Biz de üzülüyoruz. Ne yapacağız? Her hafta tam alışıyorum. Gidiyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.